Gaziantep'te Kurban Bayramı'na sayılı günler kala tarihi çarşıda bıçak bileme ustalarının yoğun mesaisi başladı. Bıçak ısındığı zaman hem bıçağın suyu kaçmasın diye hem de elimiz yanmasın diye şöyle batırırız bıçağın suyu kaçmasın diye. Hem bıçağın suyu kaçmaz hem elimiz yanmaz hem de bıçağın özelliği bozulmaz. Bıçağın suyu kaçmaz. Çelik özelliğini kaybetmez suya batırırsak. Sonra da burada kıvam şeyini alırız. Bıçağımız ustura oldu. Bu şekilde. Bu son aşamadır. Üçüncü aşama. Yakından gösterelim. Ağızdaki ince taraşları atar. Taşta o yer çıkartırız, keçide temizleriz. Bunda da önce ağzında talaşlar var, ince talaşlar var. O talaşları almak için, bakın talaşları atar, kamerada el görünürse, o talaşları da dökeriz. En son aşama budur. Kılav makinesinde bittikten sonra talaş kalınlamış olur, ağzı ustura gibi olur. Tüm İslam aleminin, Türkiye'nin ve Gaziantep'in Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlar. Herkesin hayırlara vesile olmasını Yüce Allah'tan dilerim. Bunun yanı sıra, kurban kesmekteki sünnet senelerden bir tanesi de bıçağı bileletmektir. Yani keskinleştirmektir, çarklamaktır, bileletmektir. Bunun hem hayvanın boğazını keserken ilk atılan bıçağın ağzının keskin olması sünnete uygundur. Hem kurbanın kabul olmasına hem hayvanın acı çekmemesine bir de dini tarafından çok etkilidir ve olması lazımdır. Bayram dolayısıyla yoğunluk her zaman son 10 gün kala başlar en ideali. En ideali de 1 hafta kala başlar. En ideali de 3 gün kala başlar. Bu 15-20 gün içerisinde evlerindeki et kayı makinelerinin ufak tefek bakımlarını yaptırırlar. Bıçak alırlar, masat alırlar. Bıçaklarını dediğim gibi çaklatırlar, ileletirler. Bu şekilde halkımız da bayrama hazırlanır. Bizim için de bir aylık, 15 günlük, 10 günlük daha 5 günlük bir yoğunluk olur. Müşteri gelir, bize bıçağını verir. 5 tane, 10 tane, 20 tane neyse. O bıçağını alırız, fiş yazarız müşteriye. Kendi ismini, soyadını yazarız. Kendi ismini, soyadını yazdıktan sonra kaç adet olduğunu yazarız. Ona da bir zaman süre söyleriz. Bir gün, yarım gün, bir saat, iki saat duruma göre bıçağını tertemiz bileyleriz. Müşteriyi buradan memnun bir şekilde göndeririz. İcap ederse yanında bir tane de yeni bıçak, bir tane masat, bir tane bileyici alır ya da bıçağını bileletir buradan gider. Bu çak taşı dediğimiz büyük taştan buradan ağzı yontulur. Ağzı yontularak inceltilir. Bargı inceltilir bıçağın. Bıçağın bargı inceldikten sonra da keçede parlatılır, tertemiz olur. En sonunda şöyle kılav makinesi dediğimiz kılav makinesinde de ağzının ince talaşı dökülür. Bıçağın ağzı da giyotun gibi keskin olur. Çok güzel de bıçaklarını kullanırlar. Memnun olurlar bizden. Bıçak bilemesini 30 TL yapıyoruz. Satır bilemesini 60 TL yapıyoruz. Vatandaşlar memnun kalıyor. Vatandaşların bizim işçiliğimiz memnun. Sadece işte satır niye 60, 50 olmaz mı, 40 olmaz mı? Bıçak niye 30, 20, 25 olmaz mı derler. Ve biz de müşterinin durumuna göre müşteriye esneklik gösteririz. İneriz yani 60'tan 50'ye 40'a çekeriz satırı. Bıçağı da 30 deriz 25'e 20'ye çekeriz. Bizi dip kurtaran fiyattan müşteriyi memnun ederiz.